Herkese selamlar, ben Geek Gecko. Chrono Trigger'ın 35. bölümüyle karşınızdayım. Mikrofonum bozuldu sanırım. Ne kadar bağırırsam bağırayım sesi çok sık kaydediyor. O yüzden program üzerinden düzeltmem gerekecek. Bu bölümde Mountain of Woe'ya geldik sonunda. Burada bayağı bir level grinding yapmam gerekiyor. İlk karşılaştığımız düşmanlar Rubble'lar. Rubble'lar dehşet bir experience ve tek point veriyorlar. O yüzden kesinlikle kaçmamanızı öneririm Rubble'lardan. Zaten gördüğünüz gibi hiçbir şekilde size zarar vermiyor. Fakat miss yapmanız, yani atakları kaçırmanız çok olası. O yüzden accuracy'si, yani vurma yüzdesi yüksek olan karakterleri yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Bunlardan biri Ayla, diğeri Chrono. Gördüğünüz gibi 1000 experience point ve 100 tech point verdim. Karşılaştığınız ikinci düşmanlar Bantam impler. Bunlar kuşların taşıdığı impler. Bunları charmlayarak güzel itemlar elde edebiliyorsunuz. Fazla kuvvetli değiller. Kuşları öldürdükten sonra impler tek başına kalıyor. Stone impler olarak adlandırıyor onları da. Birkaç iğrenç saldırısı var, Crimson Rain gibi. Savaş boyunca HP'nizi sürekli bir şekilde düşürmeye yarıyor. Alloy Blade çamlıyorsunuz Bantam Impler'den. Alloy Blade Chrono için mükemmel bir silah. Son aldığımız sanırım Steel Blade'di. Ondan da güçlü. Chrono için en güçlü silahlardan biri kısacası. Sanırım Stone Impler fazla bir item vermiyor. Öyle olması lazım. Bu arada bu bölümün tasarımı çok güzel. Sisler içinde. Tıpkı şu anda devam ettiğim Silent Hill LP'sinde olduğu gibi sislere aşinasınız zaten. Evet, bugün Türkiye çalkalanıyor yine her zamanki gibi. Adım adım iç savaşa doğru gidiyoruz maalesef. Ve enteresan bir şekilde direnişçilerle kavga etmeye başladı. Bu durumun pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz destekliyorum ilk günden beri, fakat dün gece Facebook üzerinden küfürleşme oldu bir direnişçi arkadaşla. Enteresan yani. Hani soğumaya başladım yavaş yavaş bu işten. Hayırlısı olsun, ne diyeyim. Burada yine aynı düşmanlarla savaştığımız için burayı geçiyoruz. Burada karşılaşacağınız 4 farklı tip düşman var. Bir tanesi Rubber. Ki onlar respawn olmuyorlar. Yani tekrar ortaya çıkmıyorlar öldürdükten sonra, ki bu bölümün en büyük handikaplarından biri. Sadece her birinden birer kere dövüşebiliyorsunuz. Daha sonra bir daha ortaya çıkmıyor. Ortaya çıksaydı müthiş bir level grinding bölümü olurdu. Fakat ben yine de level'ları düşük karakterlerimi yükseltmek için burada epey bir zaman harcayacağım. Tabii video dışında. Off screen yani. Evet, gördüğünüz gibi Demon Blade'den çok daha güçlü bir silah. Alloy Blade. Burada farklı karakterler için güçlü silahlar bulabiliyorsunuz. Stone Arm var sanırım. Robo için. Frog için bir iki tane silah var. Yeni tekler öğreniyoruz. Bu arada burada level grinding yapa yapa Chrono'nun en güçlü saldırısı olan Luminaire'i öğrendim. Chrono'nun tekli teklerde öğreneceği herhangi bir özelliği kalmadı bundan sonra. Burada karakterlerimizin durumuna bakıyoruz. Ve devam ediyoruz. Burada çok farklı yerlerde gizli sandıklar var. Onlardan bayağı güzel şeyler çıkıyor. Tavsiyem Mount Woe'yu ayrıntılı bir şekilde dolaşmanız, keşfetmeniz.
Bu arada dün The Last of Us'ı aldım. 2 saat falan oynadım. Sanırım Arkham City'den sonra oynadığım en güzel oyun. Yani ilk yarım saatinde boğazım düğümlendi ki bu duyguyu en son Metal Gear Solid 3'ün sonunda yaşamıştım. Dilerim bir gün onun da LP'sini yaparım. Kısmet olur yani. Evet, üçüncü düşmanlarımız burada. Gargoyle'lar. Kendilerinin bir tane saldırısı var. HP'nizi 1'e düşürüyor. Tıpkı Nu'ların yaptığı gibi. O yüzden hafife almamanızı öneririm. Fakat karakterlerinizi yeterince güçlendirdiyseniz çoğu tek bir vuruşta ölecektir zaten. Yani gördüğünüz gibi 392 vurdu ve Ayla'nın HP'sine 1'i düşürdü. Karakterlerinize göre değişiyor tabii vurdukları. Mesela Krono şu anda 731, vurdukları zaman 730 verecek Krono'ya gibi. 260 HP'leri olduğu için gayet kolay ölüyorlar. Fazla bir experience vermiyorlar. Verdikleri tek point de 12. Ya oyunun başından beri karşılaştığımız düşmanlar arasında en fazla tek point veren Rubble'lar. O yüzden bulabildiğiniz çok Rubble bulun ve dövüşün diyorum. Uzun bir bölüm olduğu için iki tane save noktası var. Bir tanesini geçtik. Bu arada hazine sandıklarının yakınlarında sürekli düşmanlarla dövüşeceksiniz. Ona da hazırlıklı olun. Evet, bir tane bariyer aldık. Bölümün tasarımını güzelleştiren bir diğer şey de dağın zincirlerle bağlanmış olması. Oldukça orijinal bir fikir. Sonuçta uçuyor da, havada duruyor. Evet, yine bantam ipler. Şurada kendimizi bir iyileştirelim. Lapisle. Bayağı birikmiş lapis. Bütün karakterleri 200 HP iyileştiriyor lapis. Lapis ya da lapis. Her neyse. Aldığımız tab'leri kullanalım. Ve devam edelim. Mount Voyage'a çıkmaya. Evet, bugün günlerden yine pazar. Bugün temizlik yapmadım ama. Kendimi oldukça uyuşuk ve tembel hissediyorum. Bir koy götünün durumu var. Öyle bir ruh halindeyim şu anda. Evet, Lord West. Kendisi yine güçlü aksesuarlardan biri. Gördüğünüz gibi 168'e yükseltti Krono'nun defansını. Uzun zamandır karakterlerimi düzenlemiyordum. İyi bir fırsat oldu bu bölümde. İhmal ettiğim karakterler vardı. Mesela Frog, Robo. Uzun zamandır partime almıyordum bunları. İyi bir fırsat oldu. Şu anda ekran dışı yaptığım level grindinglerde partim Frog, Robo ve Krono'dan müteşekkil. Ve yine muhteşem Rubber. Rubble, pardon. Rubber değil. Oo, süper. Bir sürü yeni tek öğrendik. Evet, yukarılara çıkmaya devam ediyoruz. Bu bölüm epey uzundu aslında. Fakat her yaratıkla bir kere dövüştüğümüzü gösterdiğim için uzun zamandır bayağı kısaldı. Dediğim gibi level grinding için eşsiz bir fırsat bu Mount War bölümü.
Yine bir yaratık saldırısı. Bayağı da kalabalık geliyorlar ha. Luka level up yaptı. Evet, Burak'la E3 özel bölümü yapacaktık fakat E3 videolarını indirmediğim için, yani bir tanesini indirdim daha doğrusu, gerisini indirmedim. Ne olacak bilmiyorum. Silent Hill 2'nin LP'sinin bitmesine bir bölüm kaldı. Onu da ne zaman yapacağım bilmiyorum. Şu anda Facebook'u kapatmış durumdayım. 2-3 saat önce kapattım daha doğrusu. Hiç uğraşamayacağım yani. Çünkü küfür, kavga, kıyamet, gırla gidiyor. Ben de tahammül sınırlarımı zorluyorum. Bir süreliğine kapatmak en iyisi. Evet, burada yeni düşmanlar var. Burada karşılaşacağınız dördüncü farklı düşman. Maneater'lar. Bunlar Confuse büyüsü yapıyor. Büyü yapmıyorlar da saldırmaların sonucu Confuse oluyorsunuz. Confuse büyüsü RPG oyunlarının baş belalarından biri. Çünkü karakter kendini kaybediyor ve ne yapacağını bilemiyorsunuz. Yani size de saldırabilir, düşmanı iyileştirebilir de, ya da tam tersi de olabilir. Düşman saldırıp sizi iyileştirebilir. Yani kontrolünüzün dışına çıkıyor karakter. Kafasının üzerinde yıldız gördüğünüz anda zaten anlıyorsunuz Confuse olduğunu. İyi ki itemlarda heal var. Bu yüzden. Luka Fire 2'yi öğrenmişti bu arada. Oldukça etkili bir büyü gördüğünüz gibi. Bu oyunda en yüksek büyü seviyesi 2 çıkabileceğiniz. Final Fantasy'lerde 3'e kadar çıkıyor. Fire, Fira, Firaga olarak adlandırılıyor. Tabi bazı oyunlarda. Bazı oyunlarda yine Fire, Fire 2 diye gidiyor. Son birkaç Final Fantasy'de 5'e falan çıktı büyü seviyelerin sayısı. Firaja falan. Küraja gibi. Evet, iki tane daha Maneater var. Arkasında da iki tane hazine sandığı var. Bir de shelter, ki shelter'ımız azalmaya başlamıştı. Stok yapmak lazım. Bir ara. Evet, burada bölümün sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Şurada gezmediğimiz, ayak basmadığımız bir yer var mı diye bakıyorum. Bir aşağı inelim. Hayır, buralara gitmiştik. Evet, burada gizli kalmış bir hazine sandığı bulduk. İyi ki bakmışız yani. Full eder. Yani. Bir tane de bariyer. Açmasak olmazdı zaten. Evet, Mount Wu bölümünün çok az bir kısmı kaldı. Fakat ekran dışında level grinding yapacağım. Bu yüzden yeni bölüm ne zaman gelir bilmiyorum. Ama fazla gecikmeyeceğini tahmin ediyorum. Yeni bir mikrofon almam gerekebilir. Çünkü çok endişe verici şekilde kısık çıkıyor ses. Bakalım, şurada bir save edelim ve bu bölümü bitirelim. Bir shelter'dan sonra. Evet. Ben Geek'te Gecko. Bu bölümü bu kadar. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.